Efendim, İslam'ın şartlarından bir tanesi de haçtır ve bütün Müslümanlar hacca gitmeye canı gönülden isterler. Ve kadınlar ve erkekler de bunun için can atarlar. Benim sorum şimdi burada şöyle. Hanım kardeşlerimiz hac vazifesini yapabilmek için veya umreye gitmek için veya Ramazan oruçlarında herhangi bir sakatlığa uğramamak için hap kullanarak özel durumlarından soyutlanmak isterler, kurtulmak isterler. Bu İslam'da caiz midir efendim? Efendim şimdi bunun dini boyutundan daha ziyade sağlıklı ilgili bir konu bu. Şimdi dinen birisi bunu yapıyorsa tam onun şu olabilir, bir külfte kendine sokmak bu doğru değil. Yani Allah bizimkilerin, bu devirdeki insanların hacı, ashab-ı kiram olan kadınların o hacıdan daha önemli değil. Dinimizde sevap niyete göredir. Birlik gücünüze göre sevap verilmez. Evet. Sevap niyete göredir. Yani insan gücüyle Allah-u Teala'nın rızasına ulaşamaz. Ulaşamaz. Niyetiniz eğer siz hac niyetiyle hacca gittiyseniz evet. ve orada öyle bir durumla karşılaştıysanız ve hac erkanını vazifelerini tamamlayamadıysanız niyetinize göre sevap alırsınız. Belki dünya size hacı demez. Öyle değil mi? Belki dünya gözünde belki hacı olamamış, olabilirsiniz ve hacı değil o adam. Hacı belki, sayılmayabilirsiniz evet. ama niyetinize göre sevap verilir. Allah kalpleri görüyor. Efendim buna rağmen birisi böyle yapıyorsa dinen efendim bu haram mıdır falan ben hayır haramdır diyemem ben. Evet. Ama bunun din bizim dinimiz nedir? Ortak yol benimsemiştir. Dengeli bir dindir. Tamam onun için ve dinimizde de böyle bu tür külfetler, tekellüfler, zorlamalar yok. Bizim dinimiz böyle şeyler beğenmez, sevmez böyle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında nasıl ki bayanlar hacca gittiyseler ve böyle bir durumla karşılaştıysalar onların belki hacca olan aşkı bu devirdekinden çok daha fazlaydı. Anladın mı efendim? Tabii. Onun için böyle şeylere girmememiz lazım çünkü bunun sağlığı açısından zararlar olabilir. Tabii onun çünkü bir doğal bir bu sistemdir. Bunu engellemek bunun neticesinde bu insan vücudu üzerinde bunun ister istemez bunun etkileri var. Bunu tabii tıpçılar daha iyi açıklayabilirler. Mesela ben 4. Halife Hazretleri'ni duydum. Hazur dedi ki bunun bu kadınların ayı baş halinin ailede ilgisi var. Ayı hareketleriyle ilgisi var. Şimdi bu demektir ki bazı bayanlar belli günlerde yani o ay hareketlerine göre onların böyle bir günleri geliyor bir, oluyor, ve evet. başkasının başka ne diyeyim, hareketine göre günleri geliyor ve bunu adet haline getirmek o insan sağlığına zarar verebilir. Evet. Onu evet. İnsanın bu tabiatına aykırı olan bir şeyleri. Tabii, dinimizde zorla... bu manada işte zorlamalar. Zorla güzellik olmaz din diyor. Yok ya. Bizim dinimizde. Evet. Bunu bu şekilde yapmak zaten hoş bir şey değil. Hacca gitmezsiniz. Allah-u Teala sizin niyetinize göre size sevap verir. Evet. Evet. Çok teşekkür ederim efendim. Sağ olun. Yani belki duygularım tatmin olmamış olabilir yani. Duygularım ben efendim gidecektim de hacı tamamlayacaktım falan ama Allah-u Teala ne diyor? İnnemel amalu bin niyat. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem amelleriniz, niyetlerinize göre değerlendirilir. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Sağ olun efendim.